19 Nisan Cuma gününden herkese günaydın. Haftanın son iş ve okul günündeyiz değerli izleyenler. Saatler 7'yi gösteriyor ve ATV ekranlarında kahvaltı haberleri hafta içi her gün olduğu gibi başlıyor. Başlıklarımız hazır, hepsini aktaracağız. Önceki gece 4,7'lik depremle sarsılan Tokat'ta dün akşam saatlerinde 5,6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesiydi. Sarsıntı bu kez daha uzun ve daha şiddetliydi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem çok sayıda konut, ahır ve camide hasar bıraktı. Deprem paniğiyle sokağa dökülen on binler geceyi dışarıda geçirdi. Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken tek teselli depremde can kaybı yaşanmamasıydı. Şimdi ayrıntılara bakalım. Bismillah. Allah'ım. Her taraf gitti, yıkıldı. Her taraf yıkıldı. Önceki gece meydana gelen 4,7'lik deprem, 5,6'lık kabusun ayak sesleriydi belki de. Tokat Sulusaray'daki sarsıntı bu kez çok daha şiddetli, çok daha uzundu. Dağdaydım, böyle yer sattı kalktıydı. Buraya geldim, her taraf gitmiş yani. Her yer sallandı. Hemen dışarıya çıktık. Saatler 18.11'i gösterdiğinde meydana geldi 5,6'lık deprem. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Başta Tokat olmak üzere Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi çevre il ve ilçelerde yüz binlerce kişiyi panikle sokağa döktü. Üstüne kiremit mi düştü teyze? Betonlu gibi, tuğlalar büyüdü. Çok mu hissettin deseydi depremi? Anam, bayıldım oraya. Çok sayıda evde hasar bıraktı deprem. Buğdaylı köyü yolunda heyelana yol açtı. Felaketi yaşayanlardan kimi geceyi dışarıda ateş yakarak, kimi ise kamyon kasasında battaniyelere sarılarak geçirdi. AFAD ekipleri depremzedelere çadır dağıttı, çorba ikramında bulundu. 5.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesiydi. Ancak Sulusaray ile birlikte Tokat'a komşu birçok ilde de hissedildi. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar dışarıda bekledi. Hatta birçok vatandaş ise parklarda, bahçelerde sabahladı. 50 yıllık binada oturuyoruz. Evin içine giremiyoruz. Bugün de çok aşırı salladı. Onun için bahçeye indik, bahçede oturuyoruz. Yaşanan deprem sonrasında birçok arama, kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Arama, tarama, hatta hasar tespit çalışmaları bölgede aralıksız bir şekilde sürdürüldü. Ön incelemeler sonunda Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var arkadaşlar. Bunlar yıkık değil, hasarlar var. Sarsıntı Yozgat'ta 94 konut, 4 cami ve 3 ahırda, Kayseri'de ise 1 yapıda hasar bıraktı. Burası böyle yıkıldı. Evet, buralar böyle yıkıldı, hep çatladı. Evin duvarları çatladı komple. Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Bölgede en büyüğü 4,4 olan 40'ı aşkın artçı sarsıntı kayda alındı. Artçılar saatler boyu dinmeyince bölge sakinleri geceyi diken üstünde geçirdi. Tokat il geneliyle Yozgat'ın Kadışehir'i, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi. Yaşanan depremde sevindirici haber ise herhangi bir can kaybının olmaması. Ancak ekipler yine de bölgede teyakkuz halinde bekliyor. Can kaybımız falan yok. Bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda, sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden de. Tokat'ta çevre il ve ilçelerde depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim tekrarını nasip etmesin diyelim. Son günlerde biraz o bölgede arttı elbette ki sarsıntılar ama geçti gitti diyelim, bir dahası olmasın. Şimdi dünyada neler yaşanıyor bakalım. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor değerli izleyenler. İran 13 Nisan'da İsrail'i vurmuş, Tel Aviv yönetiminden karşılık vereceğiz açıklaması gelmişti. Ve o misilleme gece saatlerinde gerçekleşti. Amerikan medyası İsrail'in İran'ı füzelerle vurmaya başladığını yazdı. Saldırılara hedef İsfahan kenti oldu. Irak ve Suriye'den de patlama sesleri yükseldi. Thank you.
İsrail 1 Nisan'da Şam'daki İran konsolosluğunu vurdu. Tahran yönetimi saldırıya 13 Nisan'da 300'e yakın insansız hava aracı ve balistik füzeyle cevap verdi. Ve bugün Tel Aviv yönetiminden İran'a misilleme geldi. Orta Doğu'da giderek tırmanan gerilim zirve yaptı. Amerikan medyası İsrail'in İran'ı füzelerle vurmaya başladığını yazdı. İran medyası ise İsfahan kentinde havaalanı yakınlarında çok sayıda patlama sesi duyulduğunu açıkladı. İsrail'in füze saldırılarına karşılık İran'ın hava savunma sistemleri devreye girdi. Ülkede tüm uçuşlar askıya alındı. Suriye ve Irak'ta da bazı noktaların vurulduğu gelen bilgiler arasında. İsrail ve İran arasındaki gerilimde son durum bu. Tabii ortada hala bir soykırım girişimi var. İşte bunun çözümü için Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gitti. Hem mevkidaşıyla hem de Hamas lideri İsmail Haniye ile bir araya geldi. İşte bölgede yaşanan çatışmalar ve kapalı kapılar ardında Washington ve Tel Aviv'in arasında dönen kirli pazarlıklar. Şu anda mağdur olan ne İsrail ne de İran'dır. Mağdur olan Gazze halkıdır. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de ateşkes için devrede. Hamas siyasi büro lideri Sayın Haniye ekibiyle yaklaşık 3 saatlik bir görüşmemiz oldu. Görüşmeler inişli çıkışlı durumda, hassas bir süreçten geçiyoruz. Bu acıya son vermeye çalışıyoruz. Katarlı mevkidaşı Muhammed Abdurrahman Es-Sani ile bir araya gelen Fidan, Netanyahu'nun asıl amacının altını çizdi, ateşkes çağrısını yineledi. Netanyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır. Bir an önce acil ve kalıcı ateşkes sağlanmalıdır. İran-İsrail geriliminde Washington ve Tel Aviv arasında kanlı bir pazarlık iddiası dağıtıldı ortaya. O iddiaya göre Netanyahu İran'ı bir kez daha vurmama karşılığında Refah operasyonu için Biden'dan vize aldı. Kendi kararımızı kendimiz vereceğiz. İsrail kendini savunmak için her şeyi yapacak. Lübnan Hizbullah'ı ve İsrail arasındaki çatışmalarsa sürüyor. İsrail, Hizbullah'ın üst düzey isimlerini hedef alınca Lübnan'dan misilleme geldi. Çok sayıda İsrail askeri yaralandı. Şok saldırı üzerine Tel Aviv bir kez daha Lübnan'daki Hizbullah hedeflerini vurdu. Hamas'ın tehditleri onlara yardımcı olmayacak. Biz Kudüs'ün ve tüm İsrail topraklarının sahipleriyiz. Mescid-i Aksa'nın statüsünü değiştirmek isteyen Itamar Ben-Gvir, cezaevleri yoğun bahanesiyle Filistinli tutsakların da infaz edilmesini talep etti. Bu soykırımın başlangıcında İsrail'e tam desteğinizi ifade ettiniz. Gazze'deki soykırıma yardım etmekle suçlanıyorsunuz. Ellerinizde Filistinli çocukların kanı var. Burada değil Lahey'de olmalısınız. Batı dünyasının İsrail yanlısı tutumu Google'da da gösterdi kendini. İsrail'le 1 milyar 200 milyon dolarlık Nimbus projesini protesto eden 9 çalışan gözaltına alındı. Külliye'de kritik bir buluşma vardı dün. Tanzanya'dan 14 yıl sonra Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret gerçekleşti. Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliğini genişletmek için atılacak adımlar konuşuldu. Merhaba asker. Sul. Nasılsınız? Sul. Sizler de sağ olun. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 14 yıl aranın ardından dikkat çeken bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hasan'ı ağırladı. Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. Konuk Cumhurbaşkanı atlı birlikler eşliğinde geldi külliyeye. Erdoğan konuğunu kapıda karşıladı. İki ülke milli marşları 21 fare top atışı eşliğinde çalındı. Sonrasında konuk Cumhurbaşkanı tören kıtasını selamladı. Merhaba Skari.
İki isim külliye merdivenlerinde gazetecilere poz verdi. Ardından kapılar kapandı, görüşme trafiği başladı. İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerimizde işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan vahşet karşısında atılabilecek adımları da ele aldık. 195 gündür son asrın en büyük katliamlarından biri Gazze'de yaşanıyor. Gazze'deki katliamları durdurmak için daha fazla çaba harcamalıyız. Bu yıl emekliler yılı olacak. Çalışmalar hız kazandı. Emeklilerin sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda hakları genişletilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önümüzdeki ay detayların netleşeceğini duyurdu. Peki emeklilere ne gibi haklar tanınacak? Temmuz ayında emekli maaşlarına ne kadar zam yansıtılacak? Ayrıntılarına bakalım. ...2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyor. Sinyalini Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Emekliler için atılacak yeni adımlarda sona gelindiğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu. Yaklaşık bir 15-20 gün içerisinde emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkartan, onları destekleyecek her çalışmamızı inşallah sizlerle paylaşacağım. Peki emeklinin refah düzeyini arttırmak için hangi adımlar atılacak? Refahlarının artırılması benim en temel sorumluluğum. Ama sadece ekonomik refahtan değil, psikolojik, sağlık ve diğer boyutları da düşünmem lazım. PTT AVM'de, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde, Türk Hava Yolları'nda, Devlet Demir Yolları'nda, GSM operatörlerinde, sinema ve tiyatrolarda emeklilere özel indirimler ve kampanyalar yolda. Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri ve giyim mağazaları da indirim kampanyalarına katılacak. Emekliler ücretsiz kültür turlarıyla Türkiye'yi karış karış gezebilecek. Genelde yüzeysel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, örneğin ziyaret edilen yerlerde. En düşük emekli aylığı alanlara anlaşmalı marketlerde geçerli özel bir kart verilmesi de gündemde. Mağdur olan kişilere yardım yapmaları büyük bir belli nimettir yani. Çok iyi olur tabii, verse olur yani, memnun oluruz yani. En düşük emekli aylığı alan, hanede başka geliri olmayan ve kirada oturan emeklilere her ay düzenli kira desteği geliyor. Büyük şehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği, doğuda yaşayanlara ise doğalgaz veya odun kömür desteği geliyor. Kira yardım edeceğize ihtiyacı olana etsin, ev olmayana etsin. Devletimiz her zaman güçlüdür. Elinde imkanı da vardır. Yapması gerekeni yapar. Ve çok merak edilen emekli maaşı artışı. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Artış için çeşitli formüller konuşulmaya başlandı bile. Emekliler açıklanan 3 aylık enflasyon verisiyle %15'lik zammı cebine koydu. Buna Nisan, Mayıs ve Haziran verileri de eklenecek. Beklenti anketlerine göre 6 aylık enflasyon %24 civarında olacak. Yani bu da emekliye Temmuz'da %24 zam demek. En düşük emekli aylığı olan 10 bin lira üzerinden bir hesap yaptığımızda %24 zamla emeklinin maaşı 12.400 liraya çıkıyor. 15 bin lira maaşı olan emeklinin ise %24 tahminine göre zamlı maaşı 18.600 liraya çıkacak. Net rakamlarsa 6 aylık enflasyon verisiyle belirlenecek. Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı sattığı iftirası mecliste AK Parti ve CHP'yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım tarihten örnekler vererek o iddiaları yalanladı. Türkiye bu katliama sadece hamasetle yaklaşarak bir tavır belirleyemez. Filistin meselesi Türkiye'nin milli meselesidir. Ama senin Türkiye'nin milli meseleleriyle ilgili problemin olduğunu biliyorum. O yüzden Hamas'a terörist diyorsun. Aynen öyle.
Sen önce git genel başkana hesap sor. Genel başkana hesap soramayan burada gelip hesap soramaz. Meclis Genel Kurulu'nda sesler bu kez Filistin için yükseldi. Bir taraftan Hamas'a terörist diyeceksin. Burada gelip duyarlılık çakacaksın. Kusura bakma. Her şeyden önce bu iki yüzlülükten vazgeçin. Muhalefet Türkiye'nin İsrail'e jet yakıtı sattığı iftirası üzerinden genel kurulu karıştırdı. O iftiraya yanıt AK Parti sıralarından geldi. Allah aşkına Filistin devletinin jeti mi var, jet yakıtı gönderiyorsunuz? Filistin! 7 Ekim'den itibaren sırf hükümeti yıpratma adına, kusura bakmayın ya, Türkiye Cumhuriyet Devleti hepimizin ya, sizin, bizim, herkesin. Dolayısıyla burada ülkeyi yıpratmayalım. AK Parti, CHP'nin iddialarını Türkiye ile Filistin arasında AK Parti döneminde imzalanan ticaret anlaşmaları üzerinden yalanladı. Türkiye ile İsrail arasındaki serbest ticaret anlaşmasını kim imzalamış diye bakıyoruz. 96 yılında. Peki Türkiye ile Filistin arasındaki serbest ticaret anlaşması ne zaman imzalanmış? 2005'te. Kim imzalamış? Soruyorum. Tabii ki AK Parti hükümetleri. CHP imzalayacak hali yok ya. Evet, İsrail güçten anlar. O gücü göstereceğimiz gün gelecek. O gün hepiniz özür dileyeceksiniz ve utanacaksınız diyorum. Hastanelerden randevu alıp gitmeyenlerin sayısı geçtiğimiz yıl 23 milyonu bulmuştu. Bu yılın daha ilk 3 ayında bu rakam 6 milyona yaklaşınca Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler hazırladı. İşte hastalık hastaları yüzünden tıkanan hastaneleri biraz olsun rahatlatacak yeni sistem. MHRS üzerinden randevu alıp randevusuna gelmeyenlerin sayısı 23 milyon kişi. Randevu isteyen bulamıyor. Hastalar doktora muayene olamıyor. Hastalık hastaları sağlık sistemini tıkıyor. Hala randevusuna gelmeme durumu devam ediyor. Randevu almaya çalışınca randevu bulabiliyor musun? Çok zor, bazı bölümlerde hele hiç bulamıyorum. Ben en çok kardiyoloji, kadın doğum. Onunla dahiliye hiç alamıyorsun. Göz kesinlikle alamıyorsun. Bir gün hiç unutmuyorum. 7-24 telefonun başındaydım. Kesinlikle randevu yok. Ortaya çıkan sayı korkunç. Geçtiğimiz yıl 23 milyon kişi randevu alıp muayeneye gitmedi. Durum böyle olunca bu kez uyarı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Koca, gidilmeyen randevular yüzünden durma noktasına gelen sistemin açılması için yeni tedbirlerin geleceğini açıkladı. Haklılar tabii ki. Mesela biz ne kadar çok beklediğim bölümler var. Bir başka hasta vatandaşımızın sağlık hizmetini almasını önüne geçmiş oluyor. Ben mesela iptal ettim bugün. Yarın da gidemeyeceğim dedim, iptal edeyim hani gidebilenler gitsin. Bu da iyi bir şey değil aslında. Dolayısıyla iptal ettirmek o açıdan da önemli. Sağlık Bakanlığı randevu bulamayanlar için bir önlem almıştı. Randevu alıp iptal etmeden gelmeyenlere 15 gün aynı branşta randevu almasını iptal etmişti. İşte bu sadakat oranını artırmıştı, ancak sistemdeki başka bir açık kullanılmaya başlandı. O da son dakika iptalleri oldu. Ben bir kere o hatayı yaptım. İptal etmedim. Evet, 15 gün alamadım ve bu sefer beklemek zorunda kaldım o bölüme. Peki bundan sonra ne olacak? Hastalardan randevudan bir gece önce 23.59'a kadar randevuma geleceğim onayı alınacak. Eğer randevu alıp onayı da verip gelmezse bu defa yaptırımı daha ağır olacak. Randevu alıp bir gece önceye kadar onay verip gelmeyenler aynı branşta 15 gün, ikinci defa yapanlarsa 15 gün tüm branşlarda randevu alamayacak. Bu da %20'lik kapasite artışı anlamına geliyor. Çok iyi o zaman. Çok iyi bence, çünkü hiç alamıyorum randevu. Gitmeyeceksen alma kardeşim, yani değil mi? Orada da insanları şey yapıyorsunuz, sırasını kapmış oluyorsun. İç siyasette, muhalefette neler yaşanıyor bakalım hep birlikte. Sonra siyaseti noktalayacağız. CHP belediyeleri torpil atama tartışmalarıyla gündemde. İddianın odağında Çekmeköy Belediyesi var. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel'i Çekmeköy Belediyesi'ne başkan yardımcısı yapmaya çalıştı. Ancak gelen tepkiler üzerine vazgeçtikleri kulislerde konuşuluyor. Sessiz sedasız yapılması planlanan bu atama, elbette liyakat nerede sorusunu gündeme getirdi. Benzer bir olay Çankaya'da da yaşandı. Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya'ya belediye başkan yardımcısı olarak atandı. Müzik
Eşim ev hanımı değil. Kadıköy Belediyesi'nde sosyal destek hizmetleri müdürü. Ve siz kazanınca Ataşehir'e gelmez mi? Öyle bir şey olmaz. Ataşehir Belediyesi'ne geçmedi. Çünkü hedefinde Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olmak vardı. Ancak sessiz sedasız yapılması planlanan atama medyaya sızıp tepki çekince o koltuktan da oldu. Ataşehir Belediye Başkanı seçilen Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Adıgüzel, Kadıköy Belediyesi'nde Sosyal Destek Hizmetler Müdürü olarak görev yapıyordu. Eşinin Ataşehir Belediye Başkanı seçilmesinin hemen ardından kendisinin de Çekmeköy Belediyesi'ne Başkan Yardımcısı olarak atanacağı iddiası liyakat tartışması başlattı. Tepkiler büyüyünce Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez geri adım attı, atama yapılmadı. Adıgüzel cephesi iddialarla ilgili sessizliğini korurken CHP'deki liyakat tartışmaları Eskişehir'e de sıçradı. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt'un Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanması parti içinde bile tepki çekti. CHP'de bir cephede Halef Selef Belediye Başkanları arasında açıldı. CHP'li yeni başkanlar CHP'li eski yönetimleri belediye borçları üzerinden hedef aldı. O adreslerden biri İzmir'in Konak ilçesi oldu. Borç içinde bir belediyeyiz. Bunu söylemekten hiç yüksünmüyorum. Gerekirse pankartı da asacağım. 30 yıldır CHP'li belediyenin yönettiği Konak'ın yeni belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu böyle isyan etti. Ödemiş'te de CHP'li yeni başkan Mustafa Turan, önceki CHP'li belediye başkanı Mehmet Eriş döneminin milyonlarca liralık borç tablosunu çıkardı. Mehmet Eriş gibi olmalı. Böyle olmalı. Belediyenin toplam 436 milyon 593 bin lira borcu olduğunu açıklayan Turan, belediyeler benden sonrası tufan diyerek yönetilemez diyerek tepkisini de ortaya koydu. Ödemiş belediye başkan adayı Mustafa Turan geliyor. Ve CHP'de yaşanan kirli para trafiği skandalı. Soruşturma genişliyor. Savcılık CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yazı gönderdi. Kayıt dışı parayla ilgili bina hangi tarihte kimden ne kadar bedelle satın alındı, para nereden nasıl temin edildi ve mal sahibine nasıl ödendi sorularına ayrıntılı yanıt istedi. İYİ Parti'de istifalar devam ediyor. Partiden ayrılan son isim Genel Başkan Yardımcılarından Taner Demirer. Meral Akşener'in yanlış stratejisi nedeniyle seçimi kaybettiklerini belirten Demirer, istifasının perde arkasını ATV Haber mikrofonuna anlattı. Bugün itibariyle istifa ettim. Özellikle yerel seçimlerde yanlış söylemler ve stratejilerle gerçekten bir başarısızlık tablosu ortaya çıktı. İYİ Parti'de bir süredir devam eden istifa furyasına son katılan isim Genel Başkan Yardımcısı Taner Demirer oldu. Seçim yenilgisinin faturasını Meral Akşener'e kesti. İstifasının perde arkasını ATV Haber'e anlattı. Zaten bir kırgınlığım vardı. Ben temayüle sokuldum. Yozgat'ta oldu. Delegelerin %70'ini aldım. Oyunu aldım. Aday yapılmadım. Başarısızlığın temelinde Akşener'in seçime hür ve müstakil girme ısrarı olduğuna da dikkat çekti Demirer. Muhalefete muhalefet yapmak gibi yanlış bir söylemle partinin dibe vurduğunu görüyoruz. İşbirliği yapılması çok uygun olurdu. Bu tarihi fırsatı kaçırdık. Hem genel seçimdeki tercihler hem de yerel seçimdeki stratejiler İYİ Parti'yi merkezden uzaklaştırdı. 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü kurultay için yeterli süre yok dedi. Kulislerde partinin dağılmasını önlemek için konuşulan Cihan abi formülüne de destek verdi. Siz bu Cihan abi formülü için ne dersiniz? Cihan abi formülü konuşuluyor. Delege burada tabii bir kavram kargaşası, bir kafa karışıklığı var. Bence aslında çok iyi bir yöntem olabilir partiyi toparlamak için. 31 Mart seçimlerine dair sıra dışı bir iptal kararı çıktı Kocaeli'de. Muhtar seçilen Hasan Erdöl, babasıyla aynı ismi taşıyordu. Mazbatası iptal edildi. Babası mı oldu, oğlu mu oldu, ben hangisine muhtarım diye. Adaşı olan oğlu muhtarlığa aday oldu, seçimi kazandı. Mahalleli babası mı, oğlu mu muhtar oldu diye itiraz etti. Seçimin yenilenmesi kararı çıktı. Ben seçimden önce ben muhtar adayı olduğumu gerek sosyal medyada gerek gazetede ilan ettim. Ben seçimlere girmedim.
Ben pusula dağıtmadım. Oğlum kazandı. 31 Mart günü 249 seçmenli Kocaeli İhsaniye Mahallesi'nde 3 aday muhtarlık için yarıştı. Babasıyla aynı adı taşıyan Hasan Erdöl 113 oy alarak muhtar seçildi. Ancak mahalleli muhtar adaylığı pusulasında aday olarak yalnızca Hasan Erdöl isminin yazdığı, hangi Hasan Erdöl olduğuna dair doğum tarihi, baba adı gibi hiçbir açıklayıcı bilginin olmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Pusula bastırmışlar diyorlar. Ayrı bir pusulası vardır diyorlar. Azalar adına babama düzenlenmiş bir pusula olmadığı da sabittir. İtirazı kabul eden İl Seçim Kurulu 2 Haziran'da İhsaniye Mahallesi'nde muhtarlık seçimlerinin tekrarlanmasına karar verdi. Seçim kurulunun bunu niye iptal ettiğini bir türlü anlayamadık. Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Diyorum ki sakın ola, bundan sonra bir kimse kendi adını çocuğuna koymasın. Havalimanının bile su basmasına yol açan ve uçakların selde ilerlemekte zorlandığı Dubai'deki görüntülerin ardından dünyanın gözü bulut tohumlama yöntemine çevrildi. Ekibimiz araştırdı ve uzmanlara mikrofon uzattı. İzleyelim. Yağdırıyorsunuz ama nereye yağacağını veyahut da ne kadar yağacağını bilmeniz mümkün değil. Dubai'deki sel felaketinin sebebi kontrolden çıkan bulut tohumlama teknolojisi mi? İşte orada yılda 10 santimetre diyelim ki yağan yağmur yılda. Bir günde bunun 1,5 katı kadar düştü. Son 75 yılın en şiddetli yağışı Birleşik Arap Emirlikleri'nde eşine az rastlanan görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Akıllara iklim kriziyle birlikte az yağış alan ülkelerin kullandığı yapay yağmur teknolojisi ihtimalleri geldi. Suni tohumlama yapabilmek için yeterli bulutun olması lazım ki bulut sıcaklığını soğutarak yağışın düşmesi. Ama bunun kontrolü yok. İşte kontrolü olmadığını Dubai'de gördük. Uzmanlar uçaklarla bulutların soğutulmasının mümkün olduğunu, ancak düşecek yağışın yerini ve miktarını kontrol altında tutmanın imkansız olduğunu vurguluyor. Elhamdülillah. Herkes tatlı suyu nasıl elde edebilirim, nasıl çoğaltabilirim, tarım alanlarımıza nasıl faydalı olabilir bunun peşinde. Arap Emirlikleri de bununla ilgili İngilizlerle çalışıyorlar uzun bir müddettir. Buna da büyük paralar ayırdılar. Bulut tohumundaki hayal, hedef, amaç yağan yağmuru biraz daha fazla yağdırabilir miyiz? Yağışı arttırabilir miyizdir? Profesör Doktor Miktat Kadıoğlu ise bulut tohumlamanın bir para tuzağından ibaret olduğu görüşünde. Bulut tohumlama umut tacirliği cahil ülkelerde, parası yüksek olan ülkelerde yapılır. Yani Amerika'da aylarca Kaliforniya'da orman yangınları olur. Villalar yanar, malikaneler yanar. Aylarca kıtlık, kuraklık olur. Avrupa'da da kuraklıklar olur, büyük orman yangınları olur. Ama bu teknoloji onlarda olmasına rağmen hiç kimse bulut tohumlamayla Avrupa'daki, Amerika'daki kuraklığı engellemeye çalışmaz. Sırada dünyadan başlıkları derlediğimiz haber turumuz var. Sırbistan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Maç sırasında sahaya yılan girdi. Oyunu durduran hakem yılanı eline alarak sahadan çıkartmaya çalıştı. Ancak bu sırada iki kez ısırıldı. Futbolcularsa yaşananları şaşkın bakışlarla izledi. Endonezya'daki Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlamalar devam ediyor. 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi. Acil durum ilan edildi. Son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yayılan küller çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine de neden oldu. Bölgede tsunami uyarısı yapıldı. Selin vurduğu Dubai'den ilginç görüntüler geliyor. Su basan şehrin sokaklarında balıklar yüzüyor. Kaldırımda yüzen irili ufaklı balıklarsa şehir sakinleri tarafından şaşkınlıkla karşılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde yangın çıkan evde yaşlı bir adam ve kadın mahsur kaldı. Yardımlarına ise komşuları yetişti.
Çatıya çıkan kahraman komşu evin üst katındaki bir camdan içeri girerek alevlerin arasında kalan komşularını dışarı çıkardı. Çatıda sürükleyerek alevlerden kurtardı. Selin vurduğu Rusya'da yerel halk kendi önlemlerini almaya başladı. Orenburg yakınlarındaki Perovski'de yaşayanlar evlerini terk etmeyi reddetti. Kasabalarının etrafına iş makinelerinin de yardımıyla derin hendekler inşa etti. Toprakla inşa edilen hendek şimdilik işe yaramış gibi görünüyor. Dünyadan başlıkları da aktardık. 19 Nisan Cuma gününde şimdi yazılı basında hangi başlıklar var? Günün manşetlerine bakacağız sizlerle birlikte ve Sabah gazetesiyle hemen başlayalım. Manşetinde fahiş fiyata sivil boykot başlığını görüyoruz. Detayları şöyle. Yiyecek sektöründeki fahiş fiyat artışına karşı vatandaşlar boykot kampanyası başlattı. 20-21 Nisan'da kafe ve restoranlara gidilmemesi çağrısına destek yağdı. Sosyal medyadan tepkisini dile getiren binlerce vatandaş bir su 80 lira olur mu, mercimek çorbası 200 TL, bir kahve 100 TL sıkı denetim şart dedi. TÜİK verilerine göre 2024'te zam şampiyonu olan lokantalarda artış %94.9 oldu notu paylaşılıyor ve bugün Melih Altınok köşesinde bu konuya yer verdi. Bu boykotu sonuna kadar destekliyorum dedi ve hemen yanında da Dilek Güngör'ü görüyoruz. O da köşesinde fırsatçılığa son verelim başlıklı yazısına yer verdi konuyla ilgili. Başkan Erdoğan'dan talimat, hükümet önlem hazırlığında. Detay olarak da yine manşetin içerisinde bu başlığı görüyoruz değerli izleyenler. Şimdi sol köşeden devam edelim. Batılı ülkeler tek ses olup İsrail'e dur demeli. Bu söz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanıp iki devletli çözümü hayata geçirmek için adımlar atılmalı. Batılı ülkelerin İran'ın misillemeleri karşısında tek ses tepki verebildiklerini gördük. Aynı aktörlerin şimdi tek ses İsrail'e dur demeleri gerekiyor. İsrail'in Gazze'deki vahşeti gizleyip gündemden düşürmesine fırsat verilmemelidir. Detayı paylaşılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı Hasan'ı ağırladı dün ve 6 anlaşma imzalandı. Bu notta bu başlığın içerisinde paylaşıldı değerli izleyenler. Gelelim şimdi tabana. Sağ alt köşeden başlıkla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in korkunç refah planı başlığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejim refah katliamı konusunda anlaştı. İran'a cevap vermemeleri karşılığında son sığınağa saldırı izni verildi ve detaylar var. İç sayfalarda arzu edenler bakabilecekler deyip noktalayalım Sabah gazetesini. Gelelim şimdi Hürriyet'e. Hürriyet gazetesinde de sabahta olduğu gibi aynı konu farklı bir cümleyle öne çıkıyor. Kurabiyeden çıkan boykot başlığı var büyük puntolarla. Hafta sonu protesto var notunu görüyoruz. Restoran ve kafelerde kontrolden çıkan fiyatlar bir kurabiyeye 110 lira istenince isyana dönüştü. Sosyal medyada fahiş yemeğe boykot çağrısı yapan vatandaşlar hafta sonu kafe ve restoranlara gitmeme kararı aldı. Hemen manşetin içerisinde bir alt başlık görüyoruz. Denetim timi görevde. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadelede yeni bir dönemin başladığını söyledi. 1500 yeni denetim elemanı alındı. 81 ilde sahada olacaklar. Para cezalarını arttıracağız. 15 güne kadar geçici kapatma da istiyoruz. Müşteriyi kazıklayanı boykot etmek lazım dedi. Hande Fırat'a önceki gün yapmış olduğu açıklamalarda çok daha fazlası var. Hürriyet gazetesinin iç sayfalarında diyelim ve manşeti noktalayalım. Sağ köşeye geçelim. Önemli bir başlık. Dünyanın gözü bu görüşmede. Detayları ise şöyle. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hafta sonu yapacağı Ankara ziyareti, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze ve bölge açısından kritik önem taşıyor. Profesör Doktor Murat Aslan'a göre bu ziyaret ateşkes koşullarının şekillenmesini sağlayabilir. Aslan şöyle söylüyor, diplomatik çözüm elde edilirken soruna taraf olanlar güvendiği taraflarla masaya oturmak ister. Bu ziyaret hem Filistin halkına destek amacı taşıyor hem de bölgede kalıcı statikonun tesis edilmesi açısından önemli. 11. sayfada çok daha fazlasını bulabileceksiniz diyelim. Noktalayalım, gelelim şimdi tabana. Manavgat'ın Seçil Erzan'ı başlığını görüyoruz. Hayatın içinden bir başlık, bakalım neyi anlatıyor? Sizlerle birlikte okuyacağız şimdi. İddiaya göre SİDE şubesinde görevli kimi personel müşterilerin hesabından gizlice 205 milyon lira çaldı.
Bu paraları yatırdıkları sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiler. Manavgat Şube Müdürü Rahşan Eylem Bulut, SİDE Müdür Yardımcısı Utku Erdem ve iki personel tutuklandı. Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığından sonra denetimleri arttıran Denizbank müfettişleri Antalya'da da benzer bir usulsüzlük yakaladı. Detayıyla bu haber paylaşılıyor bugün tüm gazetelerde, Hürriyet'te ön sayfada görüyoruz. Noktalayalım, gelelim şimdi Milliyet'e. Bakalım Milliyet gazetesi bugün ön sayfasında hangi başlıklara yer verdi? Manşetinde sanayi devrimi başlığını görüyoruz. Neden söz ediyor, aktaralım. Yerli yabancı şirketler deprem endişesi ve artan maliyetler nedeniyle fabrikalarını İstanbul'dan Anadolu şehirlerine taşımaya odaklandı. Marmara rahatlar alt başlığını görüyoruz. Yerbilimci Naci Görür açıklama yapıyor konuyla ilgili. Sanayi bölgelerinin deprem dirençli olması gerektiğinin altını çiziyor. Sanayimiz İstanbul'a yakın Marmara bölgesine toplandı. Bir depremde hiç istenilmeyen durum o bölgenin sanayisinin tahrip olmasıdır. Depreme hazırlanırken önemli bileşenlerden biri sanayidir. Taşınma olursa Marmara rahatlar dedi. Yapmış olduğu değerlendirmelerde Naci Görür ve çok daha fazlası yine iç sayfalarda diyelim. Sol köşeye geçelim. MKYK'da değişim sinyali verdi. Neden söz ediyor? Hemen konuya bakalım. AK Parti MKYK'da ana gündem maddesi yerel seçimdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan değişim sinyali vererek kimse laüsel değil, büyük değişim kongrede olacak ifadesini kullandı. Erdoğan'ın öncelikle A takımı MYK'da sınırlı bir değişikliğe giderek kongre sürecini başlatabileceği, ardından da kongrede büyük değişimi gerçekleştirebileceği değerlendiriliyor. Ayşegül Kahvecioğlu'nun özel haberi olarak Milliyet'te görüyoruz. Hemen yanında nezaket ziyareti olmayacak dedi. CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacakları görüşme için toplantının gündemini kendi adıma oluşturup randevu talep edeceğiz. Bu bir nezaket ziyareti değil, onu bayramda yaptık. Çok gecikmez, önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler hallederler dedi yapmış olduğu açıklamalarda. Ve son başlığı hemen aktaralım. Geride bıraktığımız dakikalarda ayrıntılarıyla aslında haberlerimizde izlemiştik ama elbette yazılı basında gördü bu konuyu. Tohumlama değil, iklim krizi başlığıyla en son Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşanan sel felaketiyle ilgili. Ve noktalıyoruz değerli izleyenler. Cuma gününde yazılı basında başlıklar böyleydi. Biz yolumuza haberlerimizle devam edeceğiz. Bursa İznik'te kaçak kazı yapan 3 define avcısının zengin olma hayali çok acı bir sonla bitti. Girdikleri mağarada gazdan zehirlendiler. Şansların ikisi en aşağıdaki kazlıkları bölgede. Hemen yukarısında da çıkış bölümünde de şansın birisi eks vaziyette. Define tutkusu sonları oldu. Girdikleri mağaradan 3 define avcısının cansız bedeni çıktı. ...68 yaşındaki Tevfik Özdemir, oğlu Okan Özdemir ve arkadaşları İbrahim Ergün, Bursa İznik'te Gürmüzlü Mahallesi'nde kaçak kazı yaptı. 3 kişi mağaranın yanında 5 metre derine kadar indi. 3 kişi buraya geldi ve yaklaşık 5 metre derinliğinde bir tünel kazdı ve tünelden aşağı doğru ilerlediler. Ancak hesap etmedikleri bir şey vardı. Yanlarında getirdikleri jeneratör gaz çıkardı. Aydınlatma için kullandıkları jeneratörden çıkan gaz define avcılarını zehirledi. Haber alamayan yakınları mahalle muhtarını aradı. Daha avcılarını bu işte yaptıkları bilinen kişilerin işte tahmin olarak burada oldukları tahmin edilip buraya gidip bakalım. Olay yerine giden arama kurtarma ekibi 3 kişinin cansız bedenini buldu. Şahısların ikisi en aşağıdaki kazlıkları bölgede. Hemen yukarısında da çıkış bölümünde de şahsın birisi eks vaziyette. Bir başka define hikayesi var şimdi sırada. Bu kez adres Hatay. Traktörüyle zeytin bahçesini süren çiftçi toprağın altında küp buldu. Heyecanla baktı tabii. Bulduğu küpten Bizans dönemine ait altın paralar çıktı. Bahçemde bu sikkeleri buldum. Bunları da buldum. Devletime teslim etmek istiyorum. Biz zeytin hasadının iyi olmasını beklerken
topraktan bize altın sikke hasat ettik. Traktörle tarlasını sürüyordu. Çapasına altın dolu küp takıldı. Altınları müzeye teslim edene kadar telefonu susmadı. Bütün akrabalarımız bizleri aradılar. Niye teslim ettin işte? Niye kuyumcuda gidip satmadın? Daha iyi para ederlerdi. Hatay'ın Antakya ilçesinde çiftçilik yapan İsmet Kaya, zeytinleri daha iyi olsun diye bahçesini sürüyordu. Traktörle bahçesinde ilerlediği sırada çapasına çarpan küpü fark etti. İnip baktığım zaman içinde altın vardı, altın sikke vardı. Bahçemde bu sikkeleri buldum, bunları da buldum. 22 tane altın sikke çıktı. Hangi döneme ait? Bizans dönemine ait. Kaya altın dolu küpü alıp eve götürdü. O sırada bazı akrabaları altınları kuyumcuya satması gerektiğini söyledi. Akrabalarını dinlemeyen Kaya, Bizans dönemine ait altın sikkeleri müze müdürlüğüne teslim etti. Biz tarihimize sadık olmak için, yani tarihimizin ortaya çıkması için bunları devletimize teslim ettik. Giresun'daki kuyumcuya ellerinde silah, yüzlerinde kar maskesiyle gelen iki soyguncu vitrindeki ziynet eşyalarını çantalara doldurdu. Soyguncular daha sonra da gasp ettikleri taksiyle kaçmaya kalkıştı. Ancak o sırada karşılarına kahraman bir esnaf çıktı. O esnaf sayesinde soyguncular bakın nasıl yakalandı. Önce tüfeği bana doğrulttu. Ben de silaha yöneldiğim zaman bir el bana ateş ettiler. Kuyumcuyu saniyeler içinde soydular. Ama önce esnafa yakalandılar, sonra da polise. Saat 11 sıralarıydı. Giresun Bulancak'taki kuyumcuya ellerinde silah, yüzlerinde kar maskesiyle giren iki soyguncu içerideki çalışanı tehdit edip harekete geçti. Ben vitrinden uzaklaştım. Ondan sonra vitrine gelip bilezikleri çaldılar. Yere yat dedi. Arkadaşına da topla geç kaldık gidelim dediler. 12 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını saniyeler içinde çantalara doldurup gasp ettikleri taksiye yöneldiler. O sırada silah sesini duyan esnaf soygunculara böyle müdahale etti. Bir kişi lastiğe bıçak saplarken diğeri de kapıyı açıp altın dolu çantalardan birini almayı başardı. Patlak lastikle firar girişimi sonuç vermedi. Soyguncular kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazalarla devam edelim şimdi. Ankara'da alkollü olarak direksiyon başına geçen sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kazada 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumu iyi. Kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Hem kendi hem de diğer araçlarda bulunan iki kişiyi yaraladı. Kaza akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Alkollü sürücü aşırı hızlıydı. Önce kırmızı ışıkta bekleyen otomobile, daha sonra da savrularak bir taksiye çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. 3 yaralı hastaneye kaldırıldı. Düzce'de ise yağmur sebebiyle kayganlaşan yol kazaya davetiye çıkardı. İki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atıp ters dönen araçtan sürücü burnu bile kanamadan çıktı. Kaza sebebiyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasından sonra normale döndü. Hadi şimdi bir soluklanalım, çayımızı kahvemizi tazeleyelim, ikinci bölümde buluşalım. Ayrılmayın. Yeniden günaydın. Kahvaltı haberleri ikinci bölümüyle devam ediyor. Önemli başlıkları aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Önceki gece 4,7'lik depremle sarsılan Tokat'ta
Dün akşam saatlerinde 5,6'lık bir deprem daha meydana geldi. Depremin merkez üssü Sulusaray ilçesiydi. Sarsıntı bu kez daha uzun ve daha şiddetliydi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem çok sayıda konut, ahır ve camide hasar bıraktı. Deprem paniğiyle sokağa dökülen on binler geceyi dışarıda geçirdi. Devlet tüm imkanlarını bölge için seferber ederken tek teselli depremde can kaybı yaşanmamasıydı. Ayrıntılara bakalım. Bismillah. Bismillah. Allah'ım. Her taraf gitti, yıkıldı, her taraf yıkıldı. Önceki gece meydana gelen 4,7'lik deprem, 5,6'lık kabusun ayak sesleriydi belki de. Tokat Sulusaray'daki sarsıntı bu kez çok daha şiddetli, çok daha uzundu. O dağdaydım, böyle yer kalktı kalktı indi. Buraya geldim, her taraf gitmiş yani. Her yer sallandı. Hemen dışarıya çıktık. Saatler 18.11'i gösterdiğinde meydana geldi 5,6'lık deprem. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Başta Tokat olmak üzere Sivas, Yozgat ve Kayseri gibi çevre il ve ilçelerde yüz binlerce kişiyi panikle sokağa döktü. Üstüne kiremit mi düştü teyze? Betonlu gibi tuğlalar, beton tuğlalar döktü. Çok mu hissettin de teyze depremi? Anam, bayıldım oraya. Çok sayıda evde hasar bıraktı deprem. Buğdaylı köy yolunda heyelana yol açtı. Felaketi yaşayanlardan kimi geceyi dışarıda ateş yakarak, kimi ise kamyon kasasında battaniyelere sarılarak geçirdi. AFAD ekipleri depremzedelere çadır dağıttı, çorba ikramında bulundu. 5.6 şiddetindeki depremin merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesiydi. Ancak Sulusaray ile birlikte Tokat'a komşu birçok ilde de hissedildi. Vatandaşlar gece geç saatlere kadar dışarıda bekledi. Hatta birçok vatandaş ise parklarda, bahçelerde sabahladı. 50 yıllık binada oturuyoruz. Evin içine giremiyoruz. Bugün de çok aşırı salladı. Onun için bahçeye indik, bahçede oturuyoruz. Yaşanan deprem sonrasında birçok arama kurtarma ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi. Devlet tüm imkanlarını seferber etti. Arama, tarama, hatta hasar tespit çalışmaları bölgede aralıksız bir şekilde sürdürüldü. Ön incelemeler sonunda Tokat ilimizde 3 ilçe, 30 köyde, 191 konutta, 84 ahırda, 7 camide ve 1 fırında hasarlar var arkadaşlar. Bunlar yıkık değil, hasarlar var. Sarsıntı Yozgat'ta 94 konut, 4 cami ve 3 ahırda. Kayseri'de ise 1 yapıda hasar bıraktı. Burası böyle yıkıldı. Evet, buralar böyle yıkıldı, hep çatladı. Evin duvarları çatladı komple. Evinde hasar olan, çatlağı olan hiçbir vatandaşımız evini kullanmasın lütfen. Bölgede en büyüğü 4,4 olan 40'ı aşkın artçı sarsıntı kayda alındı. Artçılar saatler boyu dinmeyince bölge sakinleri geceyi diken üstünde geçirdi. Tokat il geneliyle Yozgat'ın Kadışehir'i, Çekerek ve Aydıncık ilçelerinde okullar bugün için tatil edildi. Yaşanan depremde sevindirici haber ise herhangi bir can kaybının olmaması. Ancak ekipler yine de bölgede teyakkuz halinde bekliyor. Can kaybımız falan yok. Bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda, sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden de. Bankalar arasındaki promosyon yarışı emeklilere yaradı ama bu konuda son dönemde şikayetler gelmeye başladı. Bazı özel bankalar daha fazla promosyon için maaşını taşımak isteyen emeklilere zorluk çıkarıyor. Bu zorluklar neler ve emeklilerin hangi hakları var? Yanıtları geliyor şimdi ekranlarınıza. Kredili mevduat hesabını kredi kullanımını gerekçe gösteriyor. İşte kredi kartı tanımlıyor hemen. Kamu bankalarında emeklilere ödenecek asgari promosyon tutarlarının 8-12 bin lira aralığına yükseltilmesiyle özel bankalarda promosyon yarışına girdi ve ödenen miktarlar 20 bin liraya dayandı. Bunun üzerine emekliler de bankalarını değiştirmek, promosyonlarını başka bankadan almak için bankalarına başvurmaya başladı ama çoğu kredi ve faiz engeliyle karşılaştı. Biz çok yüksek promosyon veren bankaların şartlarını mutlaka iyi okuyun dediğimizde bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Emekli maaşlarına
bloke konulamıyor ve haciz yapılamıyor. Ama bunun 3 istisnası var. Birisi nafaka ödemesi varsa, ikincisi Sosyal Güvenlik Kurumu'na borcu varsa, üçüncüsü de emekli buna izin vermişse. Emeklinin kredi çekerken imzaladığı sözleşmelere dönüp detaylıca bakmak gerekiyor. Bu imzayı eğer atmışsa evet değiştiremiyor o kredi bitene kadar. Şayet sözleşmede böyle bir madde yoksa krediyi kapatmadan gidemezsin diyen banka haksız duruma düşüyor. Bu durumda emeklinin şikayet yolu açık. Tüketici hakem heyetine E-Devlet üzerinden başvurup hakkını arayacak ve DDK'da devreye gelebilir. Kredi çekmeyen emekliler de promosyonunu başka bankadan almak isterken sorun yaşıyor. Emeklilerin banka değiştirebilmek için mevcut bankalarındaki 3 yıllık taahhüt süresini doldurma zorunlulukları yok. Örneğin üzerinden 1 yıl geçti sözleşmenin, kalan 2 yılın ücretini bankaya geri ödeyerek bankalarını değiştirebilirler ve bundan da banka faiz talep edemez. Ama şimdilerde bankalar emeklilerden bu ücretleri faiziyle talep etmeye başladı. Öyle bir şey olamaz. Siz geçmişe dönük değil, geleceğe dönük bir para ödüyorsunuz. Yani kullanmadığınız bir hakkın parasını ödüyorsunuz. Bütün bunlar aslında emeklinin bu tür işlemleri yapmasını engellemek için çıkartılan zorluklar. Tüketicinin yapacağı, tüketici hakem heyetine rakam büyüdükçe bu sefer tüketici mahkemelerine gitmek lazım. İstanbul'daki Doktor Lütfi Kırdar İlköğretim Okulu öğrencileri bugünlerde isyanda, çünkü okulların kapanmasına 2 ay kala öğretmenlerinin tayini çıktı. Bu durum hem öğrencileri hem de velileri çok üzdü. Şimdi hepsi öğretmenleri Gamze Nur Çetin'in geri dönmesi için eylem yapıyor. Öğrenciler de... Üzgünüm. Gözlerim mahvoldu zaten. Ya. Böyle... Çok mu ağladın? Bütün sınıf ağladı. Öğretmen de ağladı. Herkes ağladı. Çok değişik duygular içindeyim. Biz sadece öğretmenimizin geri dönmesini istiyoruz. Veliler de çok üzgün. Anneciğim. Siz niye bu kadar ağlıyorsunuz? Çocuklar için geri öğretmeni istiyoruz. Çünkü çok sevdikleri öğretmenleri mezun olmalarına 2 ay kala başka bir okula atandı. Çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. O kadar üzüldüm ki yani yapacak işte kapandı. Fotoğraflarımızı görüp ağlıyorum ben her gün. Doktor Lütfi Kırdar İlköğretim Okulu öğrencileri şu sıralar isyanda. Çünkü öğretmenleri başka bir okula tayin edildi ve onlar da bu duruma isyan ediyorlar. Ve tek istedikleri de öğretmenlerinin geri gelmesi. Ağlıyor musun gittiğinden beri? Pembe öğretmenimiz vardı, hasta oldu, gitti. İkinci annemiz geldi, orada da adı da Gamze öğretmenimiz. Hayatımızı kurtardı Gamze öğretmenimiz. Ama o da gitti. Sınıf öğretmeni Gamze Nur Çetin'in bir gecede başka bir okula gittiğini duyan veliler de çocukları için büyük endişe duyuyor. Sistemsel bir hata olduğunu düşünüyorum. Okulun kapanmasına 2 ay kalmış. En azından bu süreyi burada bitirsin. Öğrencilere çok büyük bir emek verdi. Sınıfımızda çok başarılı öğrenciler var. Bu sene ortaokul sınavlarına hazırlanıyorlar. Ve sırf bu öğretmen değişikliği yüzünden çocuklar ne sınava girmek istiyor, ne okula gelmek istiyor, ne ders çalışmak istiyorlar. O çocuklarımıza çok şey kattı. Mezuniyet törenlerinde o olmalı diye düşünüyorum. Mezun olmalarına sadece 2 ay kalan minikler ellerinde kendi hazırladıkları pankartlarıyla öğretmenlerini geri istedi. Nisan gösterisine beraber katıldık. Belki onu bile şimdi yapamayabiliriz. Pankart mı hazırladın öğretmenin için? Evet. Gamze Nur Çetin öğretmenimizi 4F sınıfı olarak geri istiyoruz. İstanbul korkunç bir taksici cinayetine sahne oldu. Yaşar Yanık Yürek aracını aldığı yabancı uyruklu yolcu tarafından katledildi. Katil zanlısı cinayetten sonra aynı taksiyle kaçtı ama bu kaçış uzun sürmedi. Polis peşindeydi. Trafiğin sıkıştığı bir noktada kıskıvrak yakalandı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gayet rahat, gayet iyiydi. Kahvaltı ettik yani orada, çayımızı içtik. Ondan sonra gelen yolcumuzu alıp gidiyoruz. Güne keyifli başlamıştı. Meslektaşları gibi o da müşteri alıp yola çıktı. Ama aracına aldığı yolcu katili oldu.
tamamen gasp. Öldürdükten sonra üzerindeki cüzdanını alıyor, paralarını alıyor, her şeyini alıp taksiyi de alıp kaçmaya çalışıyor. Taksici Yaşar Yanık yüreği canından eden saldırının adresi İstanbul Sarıyer. İddiaya göre yabancı uyruklu olan yolcuyla taksici arasında taksimetre ücreti yüzünden tartışma çıktı. Yolcuyu Ataşehir'den alıyor, Tarabya tarafına getiriyor. Getirdiği yerde vatandaşla arasında bir problem çıkıyor. Benim kardeşim değil, 100 dolar, 200 dolar bir kuruş istemez. Çoğu insanı da bedava götürmüştür. Taksiciyi aracın içinde defalarca bıçakladı ama bununla da yetinmedi. Tam bu noktaya gelindiğinde taksiciyi araçlar indirdi, sürükledi. Ve cansız bedenini işte tam da bu noktaya attı. Saldırgandan sonra taksiye bindi, aracı gasp etti ve kayıplara karıştı. İşte o andan itibaren polisin amansız takibi başladı. Cani'nin kaçışı uzun sürmedi. Cinayetin işlendiği noktanın yakınında polis ekibi vardı. Nefes kesen bir takip başladı. Kısa süreli bir takibin ardından trafik sıkıştı. Gasp ettiği taksiyle kaçmaya çalışan katil zanlısı kıskıvrak yakalandı. Cani'nin ifadesine göre taksimetre ücretiyle alakalı olduğunu söylüyor. Asay Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk ediliyor. Evet, şu anda katil zanlısını... Neden öldürdünüz? Zanlı savcılığa sevk edildiği dakikalarda taksici Yaşar Yanık Yürek'te son yolculuğuna uğurlandı. Ailesi ve sevenleri gibi meslektaşları da oradaydı. Her zaman zaten o güler yüzlü, güler bir insan, makaralı bir insandı. Cenaze az önce kaldırıldı ve şu anda taksici meslektaşları kornaya basarak yaşanan cinayeti protesto ediyorlar. Selam söyle. Amca. Yanık Yürek Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. Türkiye günlerdir arkamda gördüğünüz bu iki ismi konuşuyor değerli izleyenler. Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan. Ve tabii iki kardeşin babalık davası açtığı iki ünlü ismi. Duygu Nebioğlu'nun ünlü oyuncu Metin Akpınar'a açtığı dava aylar önce sonuçlanmıştı. Uğur Dündar ismini gündeme taşıyan da yine Duygu Nebioğlu oldu. Ünlü gazeteciye dava açan ismi herkes merak ediyordu. Fotoğrafı da çıkmıştı ortaya. Kendisi de konuştu. Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. Hem bu davayı açma gerekçesini anlattı, hem de hakkında merak edilen tüm sorulara cevap verdi. Yıllarca filmlerini seyrettiğimiz adamın babam olduğunu öğrendim. Filmleri aratmayan, belirsizliklerle dolu bir hayat hikayesi. İkizlerimin babasının ismini size yazıyorum ama bunu sakın reklam amacıyla kullanmayın. Adım Metin Akpınar. Ben babamdan babalık beklerken bu kadar toplumu seven, halkını seven bir adam beni nasıl sevmedi? Ve gündeme bomba gibi düşen iddialar. Dilara, bir telefonda da şimdi bir izleyicim telefon attığımızdaymış. Senin babanın başka bir sanatçı olduğunu söylüyor. DNA testiyle usta oyuncu Metin Akpınar'ın kızı olduğu ortaya çıkan Duygu Nebioğlu başvurdu Müge Anlı'ya. Bana lütfen ulaş, Müge Anlı'ya çıkmak son noktaydı. Tek isteği anneleri Sufiye Oran'a ulaşıp hem kendi hem de üvey kız kardeşlerinin yarım kalan hikayesini tamamlamaktı. Sevgilin Duygu önce ikiziyle beraber babalık davası süreci yürüttü. Şimdi de annesini arıyor. İki tane de ablası var, Dilara ve Fraye. Ve bunlar babalarını bilmiyorlar. Dilara Uğur Dündar'a babalık davası açtı. Fraye büyük abla babası kim bilmiyor. Bildikleri tek şey annelerinin bir gazeteciye yazdığı mektupta onların babası evli diye yazdığı bir nottan başka bir şey yok. Şimdi de anne istiyor çünkü eksik parçaları toplamak için anneye ihtiyacımız var. Elindeki tek bilgi annelerinin Almanya'da yaşadığıydı. Dünkü yayınımızın ardından izleyicilerimiz Almanya'da yaşayan anne Sufiye Orancı'ya ait olabileceğini düşündükleri bir adres paylaştılar. Anneyi bulduk. Hemen adrese gitti, kapıyı çaldı. Kızlarının hayatlarındaki belirsizliği çözebilecek tek isimdi anneleri. Ancak o da kızlarına sırt çevirdi. Benim çocuklarım kimseyi ilgilendirmez. Ya şu düştüğümüz duruma inanamıyorum gerçekten Müge ablacığım. Ben gerçekten inanamıyorum. Ben de anlayamıyorum. Ben annemi bulmak istiyordum. Babamın Metin Akpınar olduğunu öğrendim. Sen bize bakmak için hırsızlık yapmış bir kadınsın. Şimdi niye bizi bu yok sayıyorsun?
Bu kez yayına adı Uğur Dündar'a açtığı babalık davasıyla anılan Dilara Gülatan bağlandı. Babanızı arıyorsunuz. Bir DNA testi oldu. Dün sanırım Uğur Dündar'la da görüşme imkanı yakalamışsın. Evet. Şu anda davalı olduğumuz beyefendi tarafından annem 17-18 sene önce bana nasıl tanıştıklarını anlatmıştı. Senin baban o insan olduğunu söyledi. Ama benim şu anda yargı sürecim devam ediyor, davamız devam ediyor. Usta gazetecinin biyolojik baba olmadığı DNA raporuyla ortaya çıksa da Dilara Gülatan karara itiraz etmeye hazırlandığını açıkladı. Siz annenize güveniyor musunuz? Evet. Şimdi bak, adli tıp kurumundan çıkan rapor var. Sen ısrar ediyorsun benim babam Uğur Dündar diye. Bu Adalet Bakanlığı adli tıp kurumunun verdiği rapora göre de baba olmadığı ortaya çıktı. Şimdi sen hala diyorsun ki babam. Biz kuruma bir şey bilmiyoruz. Usulü eksiklik varsa onun için itiraz edeceğiz. Tekrar DNA alınması için talep ettik. Bunun üstüne Müge Anlı önemli bir detaya değindi. Süpiye Hanım, bakın siz çıkıp ortaya bunları anlatmak zorundasınız. Bu kızların başını belaya da sokacaksınız siz böyle. Keşke başka bir insan da söyleseydi, anlatsaydı, nasıl ilişkisi olduğunu söyleseydi, ben de o çerçevede ilerleseydim. Ama şimdi anne, bak ben sana o yüzden annene güveniyor musun? Şimdi annem bağlandı, dedi ki babası Barack Obama. E ne yapacaksın şimdi, annem öyle dedi diye şimdi hani anlatabiliyor muyum? Hukuken adli tıp raporunun bu net ifadesinden sonra Sayın Uğur Dündar'ın durumu tamamen ortadan kalkmıştır. Hukuki ifadeyle. Tabii ki de devlet, hukuk sistemi, hakim en son karar verecek olan insan. Aynı dakikalarda sürpriz bir telefon herkesi şoke etti. Dilara, bir telefonda da şimdi bir izleyicim telefon attığımızdaymış. Senin babanın başka bir sanatçı olduğunu söylüyor. Bana bunu Sufiye söyledi demiş. Ben Sufiye'nin 35 yıl önceki bir arkadaşıyım. Ben çıkmak böyle. İstemiyorum artık. Ben çıkmak istemiyorum artık. Peki Uğur Dündar bu konuda ne söylüyor? Aslında sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı. Canlı yayında ise ilk kez konuştu. Dilara Gülatan'la aralarında biyolojik bağ olmadığını anlattı. Adli Tıp Kurumu raporunu da kanıt olarak gösterdi. Supiye adı, böyle bir isimle asla birlikte olmadım. Kendimden çok eminim. Hakkındaki iddialara yazılı açıklamayla cevap vermişti Uğur Dündar. Bu kez sözlü olarak dile getirdi. Ortada şüpheye mahal bırakmayacak kadar net olan adli tıp raporu var dedi. Özetle deniliyor ki Uğur Dündar o kızın, o hanımın babası değildir. Çok net bir şekilde. Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelen kızı Duygu Nebioğlu'nun ablası Dilara Gülatan açmıştı babalık davasını. Ünlü gazeteci Sözcü TV ekranlarında süreci en başından anlattı. Böyle bir iddia karşımıza çıkınca ben ve avukatım Murat Ergün oturduk. Ben dava dilekçesine baktım. Güya 1985 yılında, ki o zaman bekarım, İzmir'de tanışmışız bu hanımla ve bir süre beraber yaşamışız. 1986'da da benden bir çocuğu olmuş. Dava dosyasına konu olan Supiye Orancı'yı tanımadığını bir kez daha dile getirdi Dündar. Benim anladığım kadarıyla da bakmışlar, işte sarı saçlı bir kızcağız, senin baban Uğur Dündar'dır demiş birisi. Bir kız çocuğunun babasını araması çok doğal bir duygu. Biz mahkemeyi kabul edelim. Nasılsa sonuçta adli tıbba gideceğiz. DNA analizi olacak. Sözlerinin devamında 7 ay süren DNA analizinin sonucunu da açıkladı. Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi, yani biyolojik baba tespitini yapacak olan en yetkili kurum. Altında 4-5 tane bilim insanının imzası var. Özetle deniliyor ki Uğur Dündar o kızın, o hanımın babası değildir. Çok net bir şekilde. Uğur Dündar bu açıklamalardan saatler önce Dilara Gülatan'la konuştuğunu da anlattı. Birbirimizi anladık dedi. Kendisine her şeyi tane tane anlattım. Annesini hiç tanımadığımı, hiç birlikteliğimizin olmadığını, bin defa DNA analizi olsa bininde de aynı şeylerin çıkacağını anlattım ve annesini bulma, babasını bulma konusunda da elimden gelen yardımı yapacağımı
söyledim. Nurcan Başlı, sevgilisinin hasta olduğu yalanıyla kendisini dolandırdığını öne sürerek Esra Erol'dan yardım istedi. İddiaları akıl alır gibi değildi. Çok enteresan konulardan biri. Kanserim falan dedi, kemoterapi görüyorum dedi. Hasta rolü yaptı, yıllarca herkesi kanserim diye kandırdı. Kendinizi kanser hastalığıyla tanıtıyorsunuz. Yani... İnsan hayatıyla ilgili neden ve nasıl bu kadar büyük bir yalan söyler? O andayken o aklıma geldi benim. Yetmedi, sahte rapor hazırladı. 3 ay olmayan hastalığın tedavisini gördü. Okuyup okuyup yazmış, kendisi oynamış. Doğru mu? Evet, doğrudur. Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı. Samet Yılmaz bizim adımıza sahte bir rapor oluşturmuş. Onaylayan böyle bir doktor yok. Emniyeti ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetimizde bulunduk. Nurcan Başlı, sevgilisi Samet Yılmaz tarafından dolandırıldığı iddiasıyla başvurdu Esra Erol'a. 4 yıl beraberlik yaşamış olduğu Samet Yılmaz, bu ilişkinin ilk bir yılında kendisini kanser hastası olarak tanıtıyor. Ve kanser hastalığındaki tedavi sürecinde, kemoterapi görme sürecinde saçların dökülmesini, ağzından kan gelmesini, göz altlarının morarması tüm belirtilerini gösteriyor ve her geçen gün bu hastalığı yaşadığına inanan bir kadın var karşısında. Suçlamaların hedefindeki isim hakkında öne sürülenler herkesi şoke etti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorlar sizin onlara sunmuş olduğunuz bir görüntüleme merkezine ait, bir laboratuvara ait bir belge var. Bu belgeyi tekrar... Dolandırıcı işte Esra Hanım. Bu belgeyi tekrar o laboratuvardan istiyorlar. Ve aldıkları yanıt onları çok şaşırtıyor. Laboratuvardaki yetkililer gibi ve görevliler Samet Yılmaz isminde bir hastaları olmadığını, o raporun altında yazan doktorun kendisiyle çalışmadığını, böyle bir görüntülemenin yapılmadığını ve böyle bir raporun verilmediğini Esra Hanım söylüyorlar. Taraflar stüdyoda karşı karşıya gelince ortalık karıştı. Kimseyi kandırmıyorum. Peki bu kağıtlar ne, belgeler ne? Benim hiçbir alakam yok. He, kendi kendine belgeler testleri, kendi kendine mi çıktı? O testleri annemle babam kendisi götürdü. Beni dinle. Gün lütfen içerisinde. Üstelik dolandırılan bir tek Nurcan Başlı değildi. Ben de çok mağduriyet yaşadım Esra Hanım. Bana da devlet memuru olduğunu söyleyip, evet, beni hiç kimseyle muhatap etmeden sen de devlet memurusun diyerek aynı benim ismime, soy ismime de bana bu karttan getirdi. Oo. 21 yaşındaki Melek Karakaş, Yalova'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanmıştı. Genç kız hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Melek'in kazadan sadece 3 gün önce bağışladığı organları nakil bekleyen 4 hastaya umut oldu. Böyle gurur duyarak ben bir şey yaptım anne dedi. Ne yaptın anneciğim dedi. Ben organlarımı bağışladım. Organlarını bağışladıktan saatler sonra geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Melek organlarıyla 4 nakil hastasını yaşama bağladı. Ahmet'e, Mehmet'e, Cansu'ya, Zeynep'e belki bir hayat olacak, kalp olacak, inşallah da olsun. Bizim kardeşimize melek, melek olsun herkes, örnek olsun. Kaza, Ramazan bayramının son günü Yalova-Bursa yolunda meydana geldi. Ziya Önder motosikletiyle önünde seyreden otomobile çarptı. Önder kazayı hafif yaralarla atlattı ama arkasında oturan arkadaşı Melek Karakaş onun kadar şanslı değildi. Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi genç kız kaskı olduğu halde başından aldığı darbeyle ağır yaralandı. Motorun yüzü 180'i aşıyor. Emniyet şeridinden çıkıyor. Hesap edemediği için de arabaya sağ taraftan giriyor. Ambulans sesi de duydum. Ve ambulans sesi duyunca hep söylüyorum, Allah yardımcılar olsun. Ben nereden bileyim benim kızım için gelmişler. Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Melek Karakaş yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız kazadan sadece 3 gün önce organ bağışında bulunmuştu. Melek'in kalbi, karaciğeri ve böbrekleri organ nakli bekleyen 4 hastaya umut oldu. Genç kızın ailesi kazadan sonra serbest bırakılan motor sürücüsünün en ağır cezayı almasını istiyor. Tutuklanarak yargılansın. Hani bir nevi tamam hafiflemeyecek ama bir nevi hani.
İstanbul Fuar Merkezi'nde mücevher fuarı açıldı. Birbirinden güzel ve iddialı takıların yanı sıra altından yapılmış emzikler ve şapka misafirlerin gözünü kamaştırdı. 20 Nisan Cumartesi gününe kadar açık olan fuarda çeşit çeşit pek çok ürün var. Altın, elmas, pırlanta, zümrüt ve yakut. Mücevhere dair ne ararsanız işte bu fuarda. 7'im çok güzel. Yani her sene geliyorum yani. Senede iki kere oluyor zaten bu fuarla. Bu fuarda bebeklere ve çocuklara özel ürünlerce yapılmış işte elindeki bu emzik 18 ayar altın ve 8 karat pırlantadan yapılmış. Fiyatı ise tam olarak 100 bin lira. Şu anda fuarın göz bebeği. Teçhilini aldığımız bir ürün, 80 ülkeye ihraç ettiğimiz, herkese uygun, farklı farklı yüzlerce yapmış olduğumuz çeşitlerimiz var. 3000 TL'den 100.000 TL'ye kadar herkese göre uygun emziklerimiz var. Bu fuarda göz kamaştıran bir üründe işte bu şapka, tam olarak yarım kilo, fiyatıysa 2,5 milyon lira. Bundan sonra bunun versiyonlarını, erkek versiyonlarını da yapmayı düşünüyoruz. Talep geldi çünkü bayağı. Kovboy şapkası da yapar mısınız diye birkaç sipariş bile geldi. Fuarın bu standında da altından yapılmış tesbihler var. Peki bunların fiyatları ne kadardan başlayıp ne kadara çıkıyor? İşte soralım. Altın tesbih çeşidimiz 10 gramdan başlıyor. 100 grama kadar bütün erkekler için özel üretilmiş altın tesbihlerimiz mevcut. 22.500 liradan başlıyor. 300-400 bin liraya, 500 bin liraya kadar tesbihimiz var. Mısır esintili takılar da fuarda göz kamaştırıyor. Çok beğeniliyor. Çok da sipariş alıyoruz. Ortadaki set 200 gram civarında, aşağı yukarı 500 bin lira civarında değeri var. Pırlantalar fuarın olmazsa olmazı. En pahalı tek taş pırlantanın fiyatı ise 5 milyon lira. Fancy yellow taşlarımız var. Bunlar çok değerli taşlar. Gördüğünüz 10 karat civarı bir tek taş. Yaklaşık Türk parasıyla 5 milyon lira civarına denk geliyor. Bunun yanında yuvarlak olanlar, bunlar da yaklaşık 70-80 bin dolar civarlarında. Öyle ki takı haricinde yatırım yapmak isteyenlerse gram altın tercih ediyor. Gram altınlar en fazla tercih edilen altınlar. İnsanlar artık takı ve bilezik ürünlerine daha az rağbet gösteriyorlar. Çünkü oradaki işçilik farklarından dolayı zarar etmek istemeyen insanlar yatırım aracı olarak gram altınları kullanmayı tercih ediyorlar. Fuar 20 Nisan Cumartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Göz kamaştıran bu haberle birlikte kahvaltı haberlerini noktalıyoruz değerli izleyenler. Pazartesi saatler 8'i gösterdiğinde burada olmayı ümit ediyoruz. Sizleri de bekleriz. Mutlu hafta sonları diliyoruz. Biz gidelim şimdi. Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu merak ettiğiniz sorulara yanıt verecek. Hoşça kalın.